Efendim, kayıplarımızı istiyoruz sloganlarıyla eylemlerine 773. haftada devam ediyor cumartesi anneleri bugün. Bugün konuğumuz Canan ailesinden 43 yaşında Yüksekova'da yaşayan iş insanı Abdullah Canan'ın oğlu Tayyip Canan. Efendim, bir yıl aradan sonra merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz diyeceğim. Selamlar, saygılar. Sağ olun, var olun. Bugün yine cumartesi anneleri Galatasaray Meydanı'na çıkmak isteyecek. Evet. Polis yine engelleyecek. Onlar bıkmadan, usanmadan Galatasaray Meydanı'na bekliyoruz diye duyuruyorlar. Her seferinde başvuru ters çevriliyor. İnsan Hakları Derneği'nin İstanbul Şubesi o dar sokakta. Yine de ilgililer gidiyor sabırla. Siz yine kalkıp geldiniz ve babanızın bir binbaşıyı insanlara kötü davrandığı için şikayet etmesi üzerine başına gelenleri ve adli süreci, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar uzanan o süreci sizden bir kez daha dinleyelim efendim. Öncelikle merhabalar. Merhaba. 773 haftadır bıkmadan, usanmadan Galatasaray Meydanı'nda direnen, hak arayan anneleri, kayıp yakınları öncelikle selamlıyorum. Onların bu onurlu ve vicdanlı hak arama haklarını selamlıyorum ve öncelikle bir de şunu söylemek istiyorum. Avukatım olan Tahir Elçi'yi de anıyorum. Çetelerin korkulu rüyasıydı. Tahir Elçi denildiği zaman çok iyi biliyorum. Bu çeteler yargılanınca titrerlerdi. Ama ne yazık ki Tahir Elçi'nin çocukları da hak arayanla, bizim gibi hak arayanlar kervanına katıldı. Tahir Elçi'yi de andıktan sonra şunu söylemek istiyorum. Demin anlattınız. Babam hakikaten bölgede sevilen, sayılan, halk tarafından çok değer görülen bir insandı. 23 Kasım 1995 tarihinde köyümüze yapılan yalan bir ihbar üzerine Binbaşı Mehmet Emin Yurdakul Komutası'nda Yüksekova'da Tabur Komutanlığı köyümüze bir baskın yapıyor. O dönemde köyümüzü yakıp yıkıp talan ediyor. Resmen talan ediyor. Tabii bunun üzerine babam ve köylüler Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuyorlar. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuruyorlar. Yapılan zarar ziyanın tespitini istiyorlar. Bunun üzerine ben öncelikle şunu söyleyeyim. Katil binbaşı Mehmet Emin Yurdakul diyorum. Her zaman bunu söylüyorum ve söylemeye de devam ediyorum. Devam edeceğim de. Zaten mahkeme de o yönde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını size okuyacağım birazdan. Bunun üzerine katil binbaşı Mehmet Emin Yurdakul babamı işte sen köylüleri örgütlüyorsun gibisinden şeylerle tehdit etmeye başlıyor. Tabii arada belli bir süre geçiyor. Yüksekova ilçe jandarma komutanı Tayyip Balkız, yüzbaşı Tayyip Balkız aracı oluyor. Aracı olunca babam Abdullah Canan amcasının çocukları Aydın Canan ve Naci Canan'la beraber Yüksekova Dağ Komando Tabur Komutanlığı'na gidiyorlar. Yüzbaşı şunu söylüyor gitmeden, ya gelin davanızdan vazgeçin. Bu binbaşı, katil binbaşı Mehmet Emin Yurdakul terfi beklemektedir. Siz davanızdan vazgeçmezseniz terfi almayacak gibi bir sonuca varıyoruz. Tabii babam diyor ki bir görüşelim bakalım, önce adamın derdi neydi? Niye benim köyümü, evimi yakıp yıkıyor veyahut da köylüleri darp ediyor? Bunun üzerine gidip görüşme yapılıyor. Tabii görüşme esnasında babam içeri giriyor. Arkadaşlarıyla beraber şöyle bir şey oluyor. Babam diyor ki ya bakın yeriniz ne kadar sıcak.
Bak Kasım ayı artık bizim orada Kasım ayında kar yağar. Bak evleri yaktınız, yıktınız. Biz binbaşı aynen şöyle diyor. Abla canım. Ha babam orada şunu söylüyor. Diyor ki ya yeriniz ne kadar sıcak. Bak devlet size bu olanağı sağlıyor ama devlet size yakma yıkmayı yetkisini vermiyor. Adam aynen şöyle diyor. Abla canım bugün diyor yerin değil yatağın sıcak olabilir ama yarın soğuk olabilir. Tabii babam hemen hiçbir zaman haksızlığı kabul etmeyen bir insan. Bu bir tehdit mi diyor. Bunun üzerine nasıl algılarsanız algılayın diyor. Görüşme zaten çok fazla uzun sürmüyor. Babam orada artık ne konuşulduğunu arkadaşları anlatıyor. Tabii çok tartışmalar oluyor ve adam zaten planlı ve programlı yapılan bir işti o görüşme bence. Benim babamı orada operasyon yapan insanlara, askerlere tanıtmak amaçlı olduğunu düşünüyoruz biz o yapılan görüşme. Orada hemen ziline basıyor, masa üzerindeki ziline basıyor, butona basıyor, kapı açılıyor. Oraya bir sürü asker giriyor, o da görüşme odasına. Bakın diyor, abla Canan'ı iyi tanıyın. Sizi şikayet eden beyefendi budur diye şey yapıyorlar. Orada bir görüşme, tabii babam diyor ki ya biz size görüşmeye geldik. Yani biz buraya tehdit almaya gelmedik. Bunun üzerine görüşme kesiliyor ve çaylar içilmeden şey yapılıyor. Ve orada görüşmede bulunan Naci Canan amcaoğlu şöyle diyor. Diyor ki sümen açıldı, kırmızı kalemle isimler çizildi. Ben bunu gördüm diyor. Geliyorlar, çıkıyorlar. 17 Ocak 1996 tarihinde babam ruhsatlı silahını yenilemek üzere yüksek yoldan ayrılıyor, Hakkari'ye gidiyor. Arada 45 kilometrelik bir yol. Ama öncesinden şunu söylüyor babam. Anneme diyor ki ya beni takip edenler var. Şüpheleniyorum diyor. Yani ben yüksek yolda herkesi tanırım ama bilmediğim insanlar herhalde beni takip ediyor. Ama ne hikmetse tek başına gidiyor. Yani korkusuz bir insandı ve hak arayan bir insandı. İnsan haklarına saygılı bir insandı. Hukuk mücadelesini veren bir insandı. Yani haksızlık nerede olursa olsun karşısında duran bir insandı. Fazla umursamadan sabah yola çıkıyor. Birkaç yere gidiyor. İşte ben Hakkari'ye gidiyorum. Hakkari'ye giderken Hakkari Yüksek Yuva çıkışında Yüksek Yuva Dağ Kumanda Tabur Komutanlığı ekipleri tarafından yol kesiliyor. Yol araması yapılıyor. Kanunda şu var. Jandarma yol aramasını yapabilir. Kolluk güçlerinden polis şehir merkezinde. Polis şehir dışında jandarma yapabilir. Ama bunlar babamı takip etmişler planlı ve programlı. Babamın otele gidişinden yani Hakkari'ye gidişinden haberdar olmuşlar. Nereden haber almışlarsa onu bilemiyorum. Tabii babam oradan yüksek yoldan 6-10 kilometre uzakta bir 10 kilometre çıkışta bu binbaşı Mehmet Emin Yurdakul tarafından gözaltına alınıyor. Gözaltına alınma esasında tanıklar var. Bizzat binbaşı da orada mı? Binbaşı orada. Binbaşı komutasında yapılan şey. Tabii bu gözaltına alınmasında görgü tanıkları var. Görgü tanıkları, savcılıklarda ifadeleri var. İşte Ablah Canan'ı gördük. Ablah Canan oraya geldi. Ablah Canan aracı gelirken artık hiçbir araç bekletmediler. Biz orada Ablah Canan aracını gördük. O 34 SDC 48 plakalı Toyota araç markalı araçtı. Böyle tanık ifadeleri var. Tabii bunlar hemen gelip aileye ulaşıyorlar. İşte Ablah Canan gözaltına alındı. Ben o zaman üniversite son sınıf öğrencisiydim. Ben o gün bir gün öncesinden babamı aramıştım.
İşte babası mescid tatiline girdik. Geleyim mi diye. Dedi ki oğlum gel. Ben sana bugün para göndereceğim. Benim babam söylediği günde bize para gönderirlerdi. Ben o gün gittim bankaya. Para yok. Bunun üzerine ailemi aradım. Aileme ulaşamıyorum. Hiçbir şekilde ulaşamadım. Telefonlar çalınıyor ama kimse telefona cevap vermiyor. O zaman cep telefonu da yoktu. Bir şekilde bir komşuma ulaştım. Dediler ki baban kayıp. Ben o anda anladım. Çünkü babam bize anlatmıştı. Benim başıma bir şey gelirse bu binbaşı, katil binbaşı Mehmet Emin Yurdakul tarafından gelecektir. Tabii biz bunun üzerine hemen ben de Yüksekköy'e hareket ettim. O dönemin Hakkari Milletvekili Esat Canan da geldi. Amca mıydı Esat Canan? Amca çocuklarıyız. Evet. Amca çocukları. Yani biz gittik, gerekli görüşmeler yapıldı. Valiyle, savcılıkla, yani gerekli tüm yerlerle. İçişleri Bakanlığı'na, Milli Savunma Bakanlığı'na, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na, Genelkurmay Başkanlığı'na dilekçeler çektik, faslar çektik. İşte bizim babamızı sağ aldınız. Sağ alan bellidir. Katil binbaşı Mehmet Emin Yurdakul ve komutasındaki askerlerdir. Bize sağ aldınız, sağ verin. Tabii hiçbir şekilde bize dönüş yapılmadı. Vali ile bir görüşme yapmıştım. Vali şunu söyledi bana. Dedi ki, peki sen nereden bu kadar net konuşabiliyorsun? Binbaşı Mehmet Emin Yurdakul diyebiliyorsun. Dedim ki Sayın Vali, ben size bir şey söyleyeyim. Yüksekköy'e yol çıkışında yol aramasını yapan kim? Türkiye Cumhuriyeti polisleri değil mi? Polisleri. Yüksekköy'e yol Yüksekköy'e çıkışında şehrin dışında arama yetkisi olmamasına rağmen araçları arananlar, size tanık getireyim. Binbaşı Mehmet Emin Yurdakul komutasındaki Yüksekköy Tabur Komutanlığı değil mi? Buna hayır deyin. Ben size tanık getireyim. Bir şey demedi. Ayrıca dedim. Yüksekköy Yeni Köprü. Hakkari Yüksekköy yol ayrımında yol aramasını yapan kim? Yine bir şey demedi. Ve babanın aracı onu 4 gün sonra bulunduğu yerde iki karakol arası. Ben valiye şunu söyledim. Dedim ki tam valime ben hiçbir şey demiyorum. Bu iki karakol arasındaki güvenliği sağlayan kim dedim. Bana yani hiçbir şey demeden dedim ki ya deyin ki ben bu adamı koruyorum Sayın Vali. Tabii görüşme çok sert geçmişti. Biz giderken arkamızdan gülüyorlardı. Tabii bunun üzerine biz Yüksekköy'de ilk defa oturma eylemleri başlattık. Yüksekköy Hükümet Konağı önünde oturma eylemleri yaptık. Sağ aldınız, sağ vereceksiniz. Ama hem Yüksekköy Hükümet Konağı önünde hem de Yüksekköy Dağ Tabur Komutanlığı önünde oturma eylemleri yaptık. Katil Binbaşı Mehmet Emin Yurdakul orada da rahat durmuyordu. Bize saldırdı. Benim 80 yaşındaki babaannemi darp etti. Annemi darp etti. Beni darp etti. Yüzlerce kadını darp etti. Tabii biz bunu kaymakamla paylaştık. Kaymakam şunu söylemişti. Ya burada Aydın Tetikoğlu, Yüksekköy Kaymakamı. Burada iki tane devlet gücü var. Bir askeri güç, iki tane devlet var demişti bana aslında. İki tane devlet, bir askeri güç, bir de biz varız dedi. Ya dedim ki devlette birlik esastır. Siz nasıl böyle bir şey dersiniz? Ama öyle dedim. Yani böyle şeylerle karşılaştık. Tabii babamın aracını üzerinde de aracı şeyde bulunuyor. Başkale'de. Van iline bağlı Başkale ilçesinde. İki karakol arasında ve araç üzerinde yapılan keşifte şu bulunuyor. Bakın ben okuyayım size.
Cumhuriyet Savcısı ve bilirkişi sıfatıyla bir polis memurunun imzasının bulunduğu 24 Ocak bir polis memuru ve Cumhuriyet Savcısı gözetleyen polis memuru bilirkişi olay yerinde, aracın bulunduğu yerde biz talep ettik. Gelin bu araç üzerinde bir keşif yapın. Bu araç nasıl buraya atılmış ve bilirkişi polis memuru aynen şunu yazıyor. 20-25 metre aşağıya bir dere boyuna atılmış. Şöyle dik bir yerdi. Ben aracı gördüğümde zaten ilk dediler ki bir araç var. Biz de hemen oraya hareket ettik. 120 kilometre şehir dışında bizim yüksek. Ben orayı gördüğümde, ilk gördüğümde babam var içerisinde düşüncesiyle. Ben onu görünce gittiğimde yuvarlanarak gitmiştim. Yani o heyecanla gitmiştik. Polis aynen şunu diyor. Ancak ve ancak bir vinçle indirilebilir. Peki bu vinci kim verdi? Ve iki karakol arası? Soruyorum. Devlet yetkililerine soruyorum. Bugün de soruyorum. Yarın da soracağım. O gün de sordum. Siz nasıl bu aracı buraya koydunuz? Hangi vinci, hangi şeyle? Hangi vicdanla? Ve araç üzerinde bir çizik bile yok. İnsan gidemiyor. Bizler giderken yuvarlanıp gidiyoruz. Öyle dik bir yamaç. Ama... Araç tertemiz aşağıda. Araç tertemiz, kapıları kilitlenmiş ve o zamanki Cumhuriyet Savcısı da yani çok ilginç bir şey söylemişti. Bu aracı buraya indirenler hesap versin demişti. Oradaki karakol komutanına sen ne yapıyorsun burada? Senden 100 metre, 150 metre uzakta bir araç var ve bu aracı kim attı diye sana soruyorum. Bu adam başını eğmişti. Tabii, peki vinçin inebileceği yol var mı? Vinç cadde üzerinde duruyor, aracı yavaş yavaş bırakıyor. Yani bilirkişi raporu o yönde. Kaç metrelik bir yükseklik? 25 ile 30 arası. Raporlar vardı. Zaten lastiklerin vardı. Dışında hiçbir yer hasar görmez. Hiç kimse, evet. Araç lastikler de bir şey zarar görmemişti. Ve aracı zaten biz yine bir vinçle oradan aldırdık. Tabii bunun üzerine... Hukuk mücadelemiz başladı. Hukuk mücadelesi de çok ilginçtir ve çok çelişkilerle doludur. Tabii bunlara geçmeden birkaç şey de anlatmak gerekiyor. Orada bir albay, tabii biz görüşmelerde yani her kesimden insanlarla görüşmeye gidiyorduk. Yani abla canını sağ aldınız, sağ buldunuz, sağ istiyoruz, sağ yakalanın, sağ istiyoruz. O dönemin Tugay komutanlığına, Tümen komutanlığına gitmiştik. Tugay mı Tümen mi hatırlamıyorum. Albay Kamberoğur. Tabii o zaman bize bilgi vermemişti. Ama belli bir süreçten sonra Kayseri'de, Şırnak'ta mıydı, Kayseri'de miydi görev yaparken vicdanen rahatsız oluyor. Hakkari Cumhuriyet Savcılığına, Yüksekova Cumhuriyet Savcılığına bir... dilekçe gönderiyor. Dilekçede şöyle diyor. Diyor ki ben vicdanen rahatsızım. Ben Abla Canan olayı hakkında bilgi vermek istiyorum. Tabii bunun ifadesi istinabe yoluyla alınıyor. Segbi sistemi dediğimiz istinabe yoluyla artık alınıyor. Şöyle diyor. Diyor ki ben Abla Canan'ı tanırım. Savcı soruyor, nereden tanıyorsun? İşte Esat Canan'la seçim çalışmalarında bir defa karşılaşmıştık. Abla Canan'ı zaten herkes bilir, belli başlı bir insandı, tanıyorum. Ben diyor Yüksek Yoldağ Komando Tabur Komutanlığı'nda bir görüşme esasında başlı sarılı olarak tabur revirinde gördüm. Ve diyor, ondan sonra bir daha göremedim. Bunu söyleyen bir albay. Benim babamın oğlu değil, tanımıyorum, etmiyorum. Vicdanen rahatsız oluyor. Hatta çok aradım, görüşmek istedim. Bulamadım, kendisine ulaşamadım. Baş sarılı bulduğunuzda niye vicdanen rahatsız olmadınız o gün? Gelip de Cumhuriyet Savcısı'na söylemeniz. Tabii bu adamlar
Bu binbaşı yurda cumhuriyetini kurmuştu. Şunu kaçırdım. O albay, o gün yine albay mı? Yani tabii, tabii. Olay sırasında albay, albay ve orada mı görevli? Orada yüksek yuva, Tugay komutan, Tümen komutanlığında Tugay mı? Ama dağ komando ona bağlı ama dağ orada komando değil. Dağ komando ona bağlı değil. Dağ komando başlı başına bir cumhuriyet. O zaman acaba şöyle olmasın? Orada bir yaralı adamı gördüm ama kim diye sormadım. Ben de haberleri görünce anladım gibi mi geldi? Yok, şöyle. Olayı diyor, başından beri biliyor mu? Zaten bu olayı biliyor ama anlatamıyor. O da bu binbaşıdan korkuyor, anlaşılan. Çünkü bu binbaşı... iki rütbe üstünde olmasına rağmen. Korkuyor. O demek ki çok özel birileri tarafından korunuyor. Çok özel birileri tarafından korunup ve kullanıyor. Ve size birazdan bir şey anlatacağım. Nasıl korunduğu ve kullandığını siz buna karar vereceksiniz. Tabii bunun üzerine... Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir Hakkari Cumhuriyet Savcısı iddianame hazırladı. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama yapıldı. Ama bakın ben size bir şey söyleyeyim. Suçlar bireyseldir. Her suç birbirinden ayrıdır. Benim babamın davasında 4 tane maktul dosyası vardı. Bir yine Yüksek Yargı Çetesi tarafından katledilen Şemsettin Yursever, Miktat Özeken, Sarıtaş soyadında bir çocuk, adını şu anda hatırlamadım, kusura bakmayın. Bir de babam Ablah Canan. Bunlar iki ayrı olay. İki ayrı olay bir dosyada. İki ayrı olay bir dosyada yargılanma. Yani bakın baştan bu adamdan beraat edileceği anlamına geliyor. Yani nasıl bir suç, her suç ayrıdır, ayrı yargılanmalıdır. Ve ahim de zaten buna diyor ki gülünç, yani Yüksek Yargı Çetesi'nin yapmış olduğu bir başka suç ayrı bir davada yargılanmalıydı. Soruşturması öyle yürütülmeliydi, yargılama öyle yapılmalıydı. Ablah Canan dosyası da ayrı yapılmalı. Ama yani bir bankayla bir bakkal dükkanı soyuluyorsunuz aynı dosyada. Aynı dosyadayız. Aynı dosyadayız. Bir avukatlarımız buna itiraz ettiler ama hiçbir şekilde mahkeme bunları kabul etmedi. Olayların oluş şekli, yani bir olay farklı bir tarihte oluyor, diğer olay farklı bir tarihte oluyor. 4 tane maktul var ama... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bile şaşırmıştır bu işe. Zaten de biraz da şey yapacağım, anlatacağım. Ayrı şey yapıyor. Yani, ama şu var, yargılama sonucunda beraat. Beraat ama nasıl bir beraat? Ben size onu anlatayım. Çok farklı bir beraat. Diyor ki tanık, ya dosya diyor bir dedikoduyuma. Mahkeme kararı, ağır ceza reisi oturmuş. Şöyle kafasından böyle bir dedikodu yumağı dışında hiçbir mevcut delil yoktur diyor. Terörün yoğun karşılıklı aşiret çekişmelerinin yaşandığı bir bölgede maktulun bu aşiretlerden birinin mensubu olması. Ben soruyorum, bugün de soruyorum, o gün de sordum hakime. Hangi aşiret birbirine girmişti? Hangi aşiret arası çatışma vardı? Hakim anlat. Bul bana bir delil sun. Öyle bir şey yok. Yalan. Külliyen yalan. Bir yandan binbaşı albay diyor ki Ablah Canan'ı, ya tüm vatandaşın beyanlarını bir yana bırakıyorum. Resmi orada görev yapan, oranın komutanlarından en üst rütbedeki adam diyor ki Ablah Canan'ın tabur komutanlığında, Yüksek Dağ Komando Tabur Komutanlığında başı sarılı olarak revirde gördüm diyor. Ama beyefendi böyle bir karar veriyor, diyor ki Karaman Bilgiç'in beyanı ve söylentilerine itibar edilmiyor. Peki sen bu Karaman Bilgiç'i istediğin yerde kullandın, istediğin yerde şey yaptın. Adam da Ablah Canan olayında gerçekleri söylediği için mi söylemlerine itibar etmiyor? Soruyorum hakime. Bir de çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Sonra itibar etmemesi için bir albayın ifadesine
ya akıl hastanesine yatırılması evet. lazım evet. değil mi? Ya da evet. emekliye sevk edilmesi evet. lazım adamın. Malulen. Orada ilginç bir şey daha yaşanıyor. Bu binbaşı bu albay ifade verdiği için disiplin soruşturmasına tabi tutuluyor. Aynı mahkeme, çelişki anlamda söylüyorum, diyor ki Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi Mehmet Emin Yurdakul hakkında diyor, hürriyeti tahdit suçunun işlendiği sabit olmakla beraber. Ey mahkeme, soruyorum sana. Bu sabitse daha ne delili arıyor? Allah Canan'ı gözaltına alan, sorgulayan, yakalayan, işkencelerden, işkencehanelerden öldüren ne bulmuşsun ama korkundan karar verememişsin. Eğer sen hakimsin, üç üyesine de söylüyorum, buradan da söylüyorum, yine de söylüyorum, eğer sen hakimsin, bunu görmüşsen, hürriyet-i tahdit suçu işlemişsin, ben sizden babamın nerede olduğunu bugün de soruyorum. Ve hürriyet-i tahdit suçunu da zaman aşımına uğratmak için beyefendiler farklı bir şey bulmuşlar. Üç hakim içinde muhalefet şerhi koyan yok mu? Yok. Oy birliği. Oy birliği. Önceden eskiden bir hakim bir şerh koydu, hakimi hemen değiştirdiler. Yargılama esasında memuru muhakemet kanuna şeyle ilgili bir şerh koymuştu, hemen hakimi değiştirdiler. Şimdi soruyorum hakime. Sonradan tabii hakim şunu söylüyor. Bir avukat arkadaşa şunu söylüyor. Diyor ki ya vicdanen rahat olmadın. Bir davaya baktım ve rahatsızım. Vicdanımın sesini dinleyerek karar veremedim ama ya zor şartlarda öyle bir karar verdik. Ey hakim, ey başkan, o cübbeyi giydiysen bir yeminin vardır. Ya hiçbir şeyin yoksa vicdanın yok muydu? O zaman baskı altında mahkemeden çekiliyorum diyebilirdim. Hakimler baskıya tabi tutulamaz. Hiç kimse hakime bir baskı kuramaz. Şurada yani hürriyeti tahdit işlemiş ama şeye bak, karara bak. Dosya dedikoduyu mu? Bu nasıl vicdani rahatsızlık da böyle bir şey. Ondan sonra da diyorsun ki vicdanen rahatsızım. O gün açıklasaydın. O gün açıklasaydın, benim elim senin yakanda olacak. Mutlaka bir gün gelecek ve gerçek anlamda yargılama olacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yaptığı yargılama gibi bir yargılama olacak. Gün gelecek, buna inanıyoruz. Şimdi onun gelişmeli ve sonuç bölümüne bakalım. AİHM'nin. AİHM'nin kararı aslında çok farklı bir karar. Diyor ki, ha, bir de şunu söyleyeyim. Aynı kararına geçmeden şunu söyleyeyim ben. Şunu diyor Mehmet Emin Yurdakul, binbaşı katil binbaşı Mehmet Emin Yurdakul, yüzbaşı Nihat Yeğiter ve Kahraman Bilgiç, itirafçı Kahraman Bilgiç gözaltına alınıyorlar. Belli bir şeyden sonra cezaevinde kalırlar ama cezaevi süreçleri de çok ilginçtir. Mahkeme şöyle bir karar veriyor sonra. Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi tahliye ediyor. Mehmet Kahraman Bilgiç'in tutukluluğuna devam ediyor. Ama cezaevinde bulunması gereken binbaşı Mehmet Emin Yurdakul mahkeme kararı olmadan Diyarbakır Askeri Cezaevinden bulunmuyor. Cezaevinde olması gereken mahkeme şöyle bir saptama yapıyor. Tutuklu olması gereken Yurdakul, Diyarbakır cezaevinde kesin tarihi belirtilmemiş bir mahkeme kararı olmamasına rağmen tahliye edildiğini görüyoruz. Yani bu adamlar hiç cezaevine de girmemiş. Mahkeme tutukluyor. Ama göstermelik herhalde bir saat cezaevine koyuyorlar. Ondan sonra bir güç bu adamı alıyor. Cezaevinden alıyor. Mahkeme kararı olmadan. Düşünebiliyor musunuz? Bunu düşünebiliyor musunuz? Bu o adamlar... kişinin kim olduğunu ben tahmin ediyorum siz anlatırken. Gözümün önüne bir kişi geldi. Bütün seyircilerimizin gözünün önüne de o kişi gelmiştir. Gider yani, ve alır kapıda. Evet. Yani soruyorum yani. Bu kadar mı adaletiniz? Bu kadar mı ya?
Bu adamlar yani, belki hiç girmedi. Girmiş mi Diyarbakır'da? Yani Diyarbakır'da yani giriş çıkış yapmıştır. Bu göstermelik o zaman yani, basıldı. Yani tabii babamın öldürülmesi olayı da çok farklı bir olay. 7 mermiyle öldürülüyor. Yüzündeki benler kesiliyor. Ben şuna bağlıyorum. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim. 90'lı yıllarda yüksek yol çetesi adam kesiyordu. 2000'li yıllarda da DAEŞ. Bunların DAEŞ'ten bir farkı yok. Ben bunların DAEŞ'in akıl hocaları olduğuna inanıyorum. Bu kadar net konuşuyorum. Bunlar DAEŞ'e akıl hocalığı yaptılar. Bu çeteler. Benim babam yakın bir mesafenin 7 adet 7 kurşunla öldürülüyor ve boğazı kesiliyor. DAEŞ ne yapıyordu? İnsanlık tarihinde gördük, DAEŞ 2 yıl önce ne yaptı insanlar? O da kesiyordu, asıyordu, yakıyordu. Demek ki DAEŞ bunlardan öğrendi bu şeyleri. Bu çeteyi kuruyup kollayanlardan öğrendi. Veyahut da bu gitti de DAEŞ'e bu yöntemleri de mi öğretti diye merak ediyorum. Veyahut da bu adamlar sahil kentlerinde lüks villalarda mı korunuyor ve mahkeme karşısına çıkmıyorlar? Korunuyorlar, kullanıyor. Yani çok iyi korunuyorlar. Ben iddia ediyorum. Bu adamın katil olduğunu söylüyorum. Katil değilse, yürekliyse, vicdanlıysa diz çıksın, Cumhuriyet Savcılıkları kapılara çıktır. Desin ki abla Can'ın oğlu bana katil dedi, hakkında suç duyurusunda bulunsun. Yüreği var mı? Yok. Çünkü katil. Katil oldukları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla zaten onanmıştır. Size mahkeme kararını okuyacağım. Evet. Bu arada efendim ararken Tayyip Bey, hatırlatayım her cumartesi olduğu gibi bugün de saat 12'den itibaren cumartesi annelerinin 773. etkinliğini İnsan Hakları Derneği'nin İstanbul Şubesi önünden Artı TV canlı yayınlayacaktır. Ekranlarınızda olacak. Evet. Abla Can'ın ölümüyle sonuçlanan olayların gelişimi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı aynen şu. Abla Can'ın ölümüyle sonuçlanan olayların gelişimiyle ilgili olarak yetkili kişiler tarafından hiçbir açıklama yapılmamış. Olması AİHM'in devleti ispat yükünü üzerinde atamadığını ve Abla Can'ın ölümünden sorumlu olduğu kanaatine uyandırmıştır. Ve o hürriyeti tahdit suçuna da aynen şöyle diyor, çelişki diyor. Şaşırmamak gerekiyor diyor. Şaşırmak. Gülünç. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kararı karar verirken Türkiye yargısına gülünç diyor. Biz de gülünç dedik. Hepimiz insanlı. Yani insan olarak düşünen herkes gülünç diyor zaten. Yani dememesi için akli bir sakatlığı bir şey olması evet. lazım. İşte akli sakatlığı olanlar asıl bu katilleri yargılayıp beraat edenlerdir. Ben şimdi söylüyorum. Yani hakikaten onların aklı sakatlığı vardı. Dedikoduyu mu diyor, ondan sonra hürriyet tahdit diyor. Hürriyet tahdidi de zaman aşımına uğratmak için karar kesinleştikten sonra kararın uygulanması. Bu nedir biliyor musunuz? Devletin kuruma zırhı orada da işliyor. Bu adamlar bu suçu işledi ama bu suçu işlediklerinde yargı ödüllendirmek adına, bu adamların cezaevine girmemesini önlemek adına kararı kesinleştikten sonra, mahkeme diyor ki kesinleştikten sonra suç duyurusunda bulunmasına. Düşünebiliyor musunuz? Yine katiller burada kurundu. Ya bu katilin cezaevine girmemesi için ne gerekiyorsa yapıldı. Ama bunu da bir yine akılsızca yapılan bir şey. Çünkü dedikodudan ibaret dersen nasıl hürriyeti tahdit diyor. Dedikodu diyen sensin. Evet. Hürriyeti tahdide sokan da sensin. Sensin. Hadi cinayeti filan işkenceyi geçtik. Evet. Onu söylemiyorsun, hürriyeti tahdide. Evet. Dedikodu üzerine bir koca binbaşının haysiyetiyle oynanır mı ya? Hürriyeti tahdit ettin diye. Yani gülünç derken de acı gülünç yani. Öyle kahkaha yani, atacak bir şey de değil. Ortada insan bu, hayatı var. Bunlara söyleyeceğim tek şey, siz biraz da vicdan muhasebenizi yapın. Yani vicdan muhasebenizi yapın ki yarın çocuklarınız
bir işkenceye tabi tutulduğunda bizim yüreğimiz nasıl yandıysa sizin yüreğiniz yanmalısın. Kararlarınızı verirken kimsenin ama kimsenin buyruğu altında bulunmayın. Ya orada hakimlik yapın. Hakim vicdanlı insandır. Ya da evet ben bu insanları koruyup kolluyorum. Bu cübbemi sıradan giydim. Göstermelik giydim değil o zaman. Ama orada. Onu diyeceksen de niye hakimlik işte, benim işimdir diye sınavlara girdin geldin kardeşim. İşte, hiç yapma. İşte ben de şurası oraya getireceğim. Hakim vicdanlıdır. Ama bu yargılamayı yapan hakimler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla vicdansızlıkları tescil etmiştir. Açık söylüyorum benim hakkımda suç duyurusunda bulunabilirler. Elinizde uluslararası bir belge var ama. Yani mahkeme kararı aynen şu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde gösteriyorum. Gösteriyorum. Bunu benim babam yazmadı. Ben yazmadım. Bu kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi verdi ve Türkiye yargıçlarının da içinde bulunduğu. Hakimlerin verdiği karardır. Tabii onlar orada nasıl karar vermişlerse bilmiyorum. Orada tabii bu mahkeme kararları tartışılırken mutlaka söylemişlerdir ya Türkiye'de yargılama bu mudur? O yargıçlar, o Türk yargıçlarına gülmüşlerdir. Ben ona inanıyorum. İnanıyorum buna. Onlar da büyük üzüntü çekiyor tabii ki. Yani, o duruma düşmeyi kim ister? Çok zor şartlardı. Hatta biz mahkemeye giderken bile zor şartlarda gidebiliyorduk. Yüksek Yuva ile Hakkari arası 45 dakikadır. 3,5 saat, 4 saatte gittiğim günleri biliyorum. En son oradaki ağır ceza reisine şunu söylemiştim. Biz bundan sonra bir hafta kala geleceğiz, adliyenin önünde bir çadır kuracağız. Öyle kalalım. Yani eğer ben 45 dakikalık bir yolu 5 saatte, 3 saatte, 2 saatte gelebiliyorsam ve hiç ummadığım yerde arabam çevriliyorsa bu da dedim sizin sorumluluğunuzda olmalı. Yani böyle şartlarda takip ettik davayı. Düşünün o dönemde avukatlar bile korkuyordu duruşmalara gitmek için. Ve o binbaşı. Yani insanlara korku şey yaptılar. Ben mesela çarşıda gezerken bir gün önüme bir kişi geldi şöyle söylemişti. Fazla üzeri davayı fazla takip etme. Baban sonu ben yakasına yapışmıştım. Hatta çok ağır bir şey söylemiştim. Burada söylemek istemiyorum. Elinizden gelenizi ardınıza koymayın en son söylediğim. Ya onlara kalsaydı biz bu duruşmayı da takip etmeyecektik. Yani dava veyahut da suç duyurusunda bulunmayacaktık. Bunlar korkak. Bunlar şey düşüncesiyle. Tabii biz onlara karşı direnince, direniş gösterince ve haklarımızı aramaya çalışınca onlar da şaşırdılar. Buna benzer kim bilir kimler korkup vazgeçti. Ne çok tür kişi, davalarda? Çok kişi vazgeçti. Çok kişi vazgeçti. Tabii bizi görünce karşılarında yıldırmak için her şeyi yaptılar. Mahkeme gidiş gelişlerde, yol aramalarında. Tabii biz dedik ki bizim vereceğimiz bir can var. Babamızın canı gitti, bizim canımızı da alabilirsin. Ailemin tamamı da bu yönde karar verdi. Sonra ne olursa olsun. Yani biz bunların yargılanmasını sağlayacağız. Ve yani ben gidip de Kamberoğlu görmüş bir adam değilim. Şu anda da görsem de tanımam etmem. Ama albay gelip ifade verebiliyor. Vicdanen rahatsız oluyor herhalde. Yani çok farklı şeyler yaşandı. O dönem bölgede de çok farklı şeyler yaşandı. Yani şunu söylüyorum. Şunu söylemek istiyorum. Adalet bir gün hepimiz için geçerli. Herkese lazım. Herkes bir elini vicdanına koysun. O kararı veren hakim için de bir gün adalet gerekir. O katil binbaşı için de bir gün, çocukları için de bir gün adalet gerekecek. Ve şuna emin olun ki gün gelecek bu katiller yargılanacaktır. Tarafsız mahkemeler. Ölmüş olsalar bile ben itibarlarının geri alınmasından tarafım. Açıklanmalı. Şu şöyle yapmıştır, bu böyle yapmıştır diye. Bakalım, dileriz.
Umarım öyle olur ama ben her zaman şunu söylüyorum. Zulüm yapanların ömrü uzun olsun ki biz her hak aradığımızda ömürlerinden ömür gitsin. Yani korkularından yok oluyorlar. Zaten ben bugün Allah'a şükür İstanbul'un her sokağında gezebiliyorum. O katil gezebiliyor mu? Gezebiliyor mu? Soruyorum. Beni dinliyordur mutlaka. Yüreği var mı? Benle karşılaşacak yüreği var mı? Çok daha önemli bir şey. Çocuklarının ve torunlarının gözlerinin içine bakabiliyorlar mı? Ben onu söyleyecektim. Tayyip Bey. Ben onu çok söyleyecektim. Zor. Ben bir hata yapsam çocuğumun gözlerine bakamam. Bunlar... bilmiyorum. Toplumun içine çıkamıyorlar artık. Yani toplumun içine çıkacak yüzleri var mı acaba? Emin olun bugün belki bir sahillerde korunuyorlardır. Muhtemelen öyledir. Yan komşusu bu katildir. Veyahut da katil arkadaşları vardır. Yoksa halkın içerisine giremezler. Halkın içerisine giremiyorlardır. İnanıyorum buna. Öyle. Yani şöyle düşünüyordur. İstanbul'un Taksim'inde gezemem. Çünkü Ablahcan'ın oğluyla karşılaşırsam Ablahcan'ın oğlu bana vay katil sen misin gezen? Yüzüme tükürecek diyebilir. Der yani. Bu korkuyla yaşıyorlar ve onları lanetliyoruz. Tayyip Bey, bir çok iyi tanıdığım, böyle gözlerinden iyice bellemişim. Dedim ki bu adam o. Biraz peşinden gittim. Nasıl kamufle olmuş biliyor musunuz? Hava gayet mutedil, o gün ılıman bir hava. Paltosunun yakası kalkmış. Kasket sanki böyle dağın başında 1500 metre gibi buralara kadar indirilmiş. Gözler dışarıda, ağızda şey, böyle bir şeyle ve dikkat çekiyor. Evet. Ya bu adam neci, yan kesici mi filan diye. Yılmadım, işim de yoktu. Peşinden gittim. Bir bakkala girdi, bir şey, zeytin mi peynir mi alıyor. Dolayısıyla cüzdan açtı. O kişi çıktı. Gerçekten haklısınız, öyle evet. Dolaşıyorlar. Evet. Demek ki yaptığı işin farkında, bilinçsizce evet. Yapmamış. Bilinçsizce yapılmadı. Evet. Bilinçsizce yapılmadı. Yani hesap soracağız. Gün gelecek hesap soracağız. Adalet önünde hesap soracağız. Biz onlar gibi katil olmayacağız. Elbette. Biz de o katillik ünvanlarını taşımayacağız. Adalet önünde hesap soracağız. Yüzleşeceğiz. Buraya gelen her cumartesi annesi temsilcisi aynı şeyi söylüyor. Yüzleşeceğiz. Kayıp yakınları. Yani barış, adalet ve hukuk evet. Mücadelemiz devam edecek. Onlar babalarımızı almış olabilirler bizden. O insanlar yaşıyor. Bugün Ablahcan'ın yaşıyor. Fiziken yok aramızda. Emin olun ben her gittiğim yerde Ablahcan'ın adıyla tanınan bir insanım. Torunlar içinde Abdullah ismi verilen var mı? Var. İlk doğan çocuğun ismi Ablah'tır bizde. O da Canan mı? Kızının Can. Mı? Can. Evet. Sizin büyükleriniz evet. Var. Abiniz. Yok, bizim çocuğumuz, ilk doğan çocuğumuzun adı Abdullah'tır. Ve ya onu da söyleyeyim, çok ilginç şeyler yaşadık. Yüksek Yuva'da cumartesi anneli eylemini yaparken olayı anlattık. Çocuklarımıza sakladık. Sakladık, belli bir zamana kadar sakladık. 7 yaşında çocuğumuz. İşte babam hikayesini anlatıyorum. Babam başına gelen gerçekleri anlatıyorum. Şöyle söyledim işte, babamın kafasına 7 kurşun sıkılmıştı. Gün gelecek hesap soracağız yargı önünde. Konuşmam bitince çocuk şöyle söylemişti. Şuramdan tutmuştu, çekti. Babamı, dedemi kim öldürdü? Dedemi kim öldürdü, niye benden sakladınız diyebildi ve ben hiçbir şey diyemedim. Bunları izah edemezsiniz ki. Hiçbir şey diyemedim. İşte o çocuk dedi ki, sen avukat olmadın, ben avukat olacağım. Gün gelecek ben o katilden hesap soracağım demişti bana. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi kaç yaşında? Şu anda 14 yaşında. Niyetli mi hala hukuk? Avukat olacağım diyor. Dedemin hesabını katillerden soracağım diyebiliyor. Hani böyle. Tabii biz konuşurken bazen sözler boğazımızda düğümleniyor. Çok zor. Bunu inanın, ben burada sizi dinlerken benim yüreğim daralıyor ama mecburen de size bunu hatırlatmak zorundayım. Anlatacağız. Anlatmaya da devam edeceğiz. Ve hesap da soracağız.
bizi Galatasaray'dan uzaklaştırmış olabilirler. Dar bir sokağa tıkamış olabilirler. O dar sokağı da kapatabilirler. Yüreğimizdekileri nasıl yok edecekler? Hesap sorabilirliğimizi nasıl bizden uzaklaştıracaklar? Yani ben hesap sormayayım, çocuğum soruyor. Çocuğum sormasa torun, başka torun. Torunlar soruyor. Yani bu böyle. Bunlar böyle biline. Bir gün gelecek, adalet, hukuk ve insan hakları mücadelesi devam edecek ve gün gelecek bizler kardeşçe yaşanır bir ülkede yaşayacağız. O katillerin yok olduğu, o katillerin insanlar tarafından lanetlendiği günleri göreceğiz. Ve şu anda da lanetlidirler. Söyleyecek çok şey var ama en iyisi bazen bu Daişvari çeteleri kuruyup kollayan zihniyeti kınıyorum. Başka da bir şey demiyorum. Peki, fazla da sizi bekliyorlar. Biz de fazla tutmayalım. Efendim, az önce de söyledim. 12'den itibaren 773. hafta canlı yayında ekranlarınızda. Biz de yine yarın sabah 9'da buluşalım. İyi hafta sonları dileriz efendim.